Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İhlas Haber Ajansı'nın izahnamesini inceleyeceğiz ve bu sayede nakit akımlarını, cari oranlarını, idari yapılarını, pay sahiplerini, halk arz gelirini nerelere kullanacağını, kaç tavan yapabileceğini, ne kadar döviz bulunduruyor ve bu şekilde kura ne kadar dayanıklı, finansal tabloları nelerdir, faaliyet konuları nelerdir gibi soruların tamamının cevabını birlikte bulabilmiş olacağız. Bunlara kendiniz ulaşmak isterseniz izahname yazıp kap tarafına entra basarsanız SPK tarafından onaylanan izahnameler olarak aşağı çıkacaktır. Buna girdiğiniz zaman ekranı şu şekilde gördüğünüzde bakın ihlas haber ajansı ile ilgili izahnamelerin açıklandığını görebilirsiniz. Ortalama 200-300 sayfa civarında bir rapor var burada. Hepsini okursanız aklınıza takılan hiçbir kısım kalmayacaktır. Şimdi ben bu 300 sayfayı sizler için okudum. Ardından belli başlı sayfaları not ettim önemli olarak. Şimdi bunları size göstereceğim ve ardından da incelememizi bitirmiş olacağız ve aklınızda Hilas Haber Ajansı ile ilgili neredeyse takılmış bilmediğiniz hiçbir kısım kalmayacak. <laughs> İlk gideceğimiz sayfa seçilmiş finansal bilgileri görebileceğimiz sayfadır. Buna kaba taslak bakacağız. Sonra bağımsız denetim raporundan çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bunu. Ama videoyu sonuna kadar incelemek istemeyenler izlemek istemeyenler için son tarafa gitmeden önce bir bakalım. Dönem varlıklarını yıllar içerisinde güzel şekilde arttırdığını görüyoruz. Aşağı geldiğimizde duran varlıkların da güzel şekilde arttırdığını görüyoruz. Burada 13 milyondan 15 milyona, 60 milyona ve 63 milyona çıktığını görebiliyoruz. Burada aslında büyük etkiyi 2019'da 2020 arasında 4'e katlayarak yaptığını görebiliyoruz. Ama genel rutin artışın şuradaki 3 milyon gibi olduğunu görürsek bu artışın oldukça zayıf olduğunu sizlere söyleyebilirim. Duran varlıklarda yine iyi bir artış var ama şöyle baktığımız zaman 4 senede ortalama 3'e katlayış görmüşüz. Bu da gayet güzel sayılır. Burada kısa vadeli yükümlülükler bizim için önemli. Bakın kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıklar artarken bu oranda gördüğünüz gibi artmamış. Hatta kısa vadeli yükümlülükler azalmış. Bu Türkiye'deki çoğu hissede göremediğimiz bir durum. Normalde dönen varlıklar artar. Dönen varlıklar artarken kısa vadeli yükümlülükler de artar. Bu yüzden İhlas Haber Ajansı'nı tebrik ederim. Aşağı doğru geldiğim zaman uzun vadeli yükümlülükleri göreceğim. Uzun vadeli yükümlülüklerin de 4-5 milyondan 12 milyona çıktığını yani ortalama 3'e katladığını görüyoruz. Duran varlıklarla kafa kafaya gidiyor. Şimdi bu bağlamda incelediğimizde öz kaynaklarını. Öz kaynakları eksi, eksi yazarken bir anda 47 milyon artı ve 56 milyon artı olarak devam ediyor. İşte dönem varlıkların şu 2019'da 2020 arasında çok hızlı artması bize bunu sağlamış oluyor. Aşağı doğru geldiğimizde hasılatı görüyoruz. 2018'de 51 milyon 65 milyon ardından 71 milyon 29 milyon ve şuradaki 6 ayla geldiğimizde 38 milyon muhtemel 2 ile çarptığımız zaman 80 milyona yakın bir e, senelik kar yazdığını göreceğiz. Yani burada 71 milyonu 80'e revize ettiğini görebileceğiz. Bizim için gayet güzel seviyelerde şu an için diyebiliriz. Devam ettiğimiz zaman esas faaliyet karına baktığımızda yine esas faaliyet karında da güzel bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde toplam kapsamlı geliri incelemesini yapabiliriz. Toplam kapsamlı gelirde bir miktar eksiler yazılmış ama sonrasına baktığımızda özellikle de son bilanço dönemi 6 aylıkta gayet iyi seviyeye geldiğini görebiliyoruz. Aslında yavaş yavaş to toplanan daha yolun başında olan bir şirket olduğunu buradan anlayabiliriz finansal tablolarından. Hemen ikinci izahnameye geçiyorum. İkinci izahname bizim için biraz dolu. Öncelikle ikinci sayfaya geçelim. Burada sermaye riskini göreceğiz. Bakın nakit ve nakit benzerlerini özellikle 2019-2020 arası yani 2020 İhlas Haber Ajansı'nın patlama senesi olarak seçilebilir. Toplam borçlarını azaltmaya başlıyor. Net yükümlülüklerini artıya çıkartmış oluyor. Toplam öz kaynaklarını bakın öz kaynak olarak eksi olan bir şirket öz kaynak olarak artı olmaya başlıyor. Burada gayet güzel bir ilerleme sergiliyor. Hemen aşağı iniyorum buradan. 4. sayfaya geldiğim zaman yabancı para riski ile ilgili bizlere bir bildirge yayınlamış. burası çok önemli. Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunu ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak risklere kur riski denilmektedir. Evet. Yabancı para cinsinden işlemler kur riskine sebep olmaktadır. İhracatçı başta Euro ve ABD doları cinsinden Kur riskine maruz kalmaktadır 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık vesaire dönemleri itibariyle yabancı para cinsinden varlık yükümlülükler bulunmaktadır ihraççının vesaire tarihte 1.6 milyon TL net döviz açığı varken 31 -12 2019 tarihinde yani aradan bir sene geçtiğinde 2.8 milyon TL'ye çıkmış. Son dönemde önemli bir düşüş gerçekleştirerek 31.12.2020'de döviz pozisyonu açığını 372.000 TL'ye geriletmiştir. 2021 tarihinde ise 2.9 milyon TL'lik net yabancı para varlığı olmuştur. Bakın 2020 ne kadar önemli görüyor musunuz? Burada 2.8 milyonluk bir açığı varken burada 2.9 milyonluk fazlaya çevirmiş oluyor. Döviz cinsinden varlıklarına baktığımız zaman ve döviz cinsinden yükümlülüklerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Nedir? 2018'de net yabancı para varlığımız eksi 1.6 milyon. Buraya geldiğimizde 2.8 milyon eksi yabancı para pozisyonumuz. Eksi 300 milyar ve 2021'e geldiğimizde artı 3 milyon bir yabancı para pozisyonu oluyor ki bu çok çok önemli bir durumdur. Gerçekten izahnamenin en önemli kısımlarından biridir burası devam ettiğimizde çok önemli iki kısımda daha karşılaşacağız faiz oranı riskimizi görüyoruz piyasada faiz oranları değişimleri finansal açılardan bizlere risk oluşturabilir diyor açıkçası burada çok bir şey anlatmıyor bizi devam ediyorum 5. sayfaya ihracının hakkında bilgiler kısmından burada işte ihracatçının yaptığı şeyleri o, ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ihracatçı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar kısmı var. Şöyle kaba taslak bir incelememiz gerekirse söylediği şey işte 300 görüntü, 1000 haber metni ve 3000 fotoğrafa çıkartmışlar. 1320 tane dijital kamerası varmış. Bunu arttırmışlar. Halen yüzden fazla drone kullanarak habercilikte yeni bir soluk getirdiklerini söylüyorlar. Kaba taslak kendileriyle ilgili bir bilgilendirme. Grup hakkındaki bilgilere baktığımız zaman burada İhlas Holding'in İhlas Yayın'ın İhlas gazeteciliğin ve İhlas Gayrimenkul'ün kendilerine bağlı olduğunu. İhlas ev aletlerinin, İhlas pazarlamanın, İhlas Haber Ajansı'nın ve aynı zamanda TGRT Haberinde kendileri içerisinde olduğunu burada bize söylüyorlar. Detaylıca okuyup bir inceleme gerçekleştirebilirsiniz eğer tüm ortaklarıyla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız. Ben 22. sayfaya geçtiğim zaman burada dönen varlıkları ticari alacakları diğer alacakları görüyoruz. Aşağı indiğimiz zaman yine aslında aynı tabloyla karşı karşıyayız zaman burada biraz da detaylı görebiliriz. Yani kısa vadeli yükümlülüklerde ticari borçlar çalışanlardan sağlanan faydalar ilişkili olmayan taraflara borçların ne kadar detaylı olabildiğini görüyoruz. Ama bunu bağımsız denetim raporunda da zaten işleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum buradan 26. sayfaya çok güzel bir oranla karşılaşacağız. Cari oranı görüyoruz ve burada bizler bizlere aslında söylüyor nakit oranı. İşletmeye hiçbir nakit girişi olmaması durumunda elde bulunan nakitler ve menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne kadar da ödenebileceğini gösterir. Şirketin nakit oranı 2018 yılında 0.07, 2019 yılında 0.03, 2020 yılında 2.38 ve 2020'de 1.88 olarak gerçekleşmiştir. Ya yani bu şurası berbat oranlar 0.07'ler nakit olanlar 2.38'ler falan artık çok iyi seviyelere çıktığını görebiliyoruz. Cari oranını yine görmüş oluyoruz. Bakın 4.19'a kadar çıkıyor. Yani bu ne demek? Cari oran burada bir açıklama gerçekleştiriyor mu? Cari oran kendisini ne kadar karşılayabilecek durumda olduğunu bizlere söylüyor. Kaldıraç oranı biliyorsunuz bizim çok önemli bir oranımızdır. Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Kaldıraç oranı 2018 yılında yüzde bir. Kaldıraç oranı 2018 yılında 1.01, 2019'da 1.08, 2020 yılında 0.37 ve 0.33'e kadar düşürdüklerini görebiliyoruz. Bu da çok çok güzel bir oran. Tebrik ediyorum yani sona doğru dediğim gibi 2019-2020 arası ihlas haber ajansı patlamış. 20-2021 2020 arasında da bir gelişme var. Bu gelişme devam ederse iyi seviyelerde olabileceğimizi söyleyebiliriz sizlere. Evet, ikinci kısmını da bitirdik izahnhamemizin. Hemen üçüncü kısmına geçiyorum. Üçüncü kısımda ilk sayfamız üçüncü sayfa. Burada bizlere satışların maliyetlerini gösteriyor. Aslında burası önemli bir tablo. Personel giderlerini bakın nasıl bir şekilde azalttıklarını görüyorlar. Aslında inceleme de gerçekleştireceğiz birazdan personel sayılarıyla ilgili. Personel sayıları artarken personel giderini düşürüyorlar çok güzel bir stratejiyle. Telif giderlerini düşürüyorlar. Kira ve uydu uplink giderlerini düşürüyorlar. Aynı zamanda amortisman ve irtifa giderlerini bakayım düşürüyorlar işaya mutfak giderlerini bir miktar arttırdıklarını görüyoruz seyahat ve ulaşım giderlerini düşürüyorlar yani garip bir şekilde toplam 53 milyondan 44 milyona hem gelişirken aynı zamanda bir kendilerini işte tasarrufa çekiyorlar ve gider düşürüyorlar bu da net netkara çok ciddi yansıyor tebrik ediyorum İhlas Haber Ajansı'nı burada çünkü tasarruf her şirketi kurtaracak tek şeydir aslında. Toplam yükümlülüklerini, toplam kaynaklarını, toplam incelemelerini gerçekleştirmiştik zaten. Burada sadece bir öz kaynak incelemesi belki yapabiliriz. Şöyle eksi eksi artı artı olduğunu zaten incelemiştik. Burada tabii daha detaylı bir inceleme var. Bunun isterseniz okumasını sağlayabilirsiniz. Ben yine size sayfalarını göstermek açısından açıyorum. Önemli yerlerin üstüne duruyorum. Şimdi buraya geldiğimizde üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgileri şirketin cirosu küresel çaplı etkili olarak ve birçok sektörün olumsuz etkilen Covid-19 salgınına rağmen 2020 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 ve 2018'in sonuna göre de işte artışlarını görüyoruz bir önceki yıla göre cirosunda %28 arttırdığını bizlere söylüyor. Burada rakamlarla da ifade ettiğini görebiliyoruz. Yani koronaya rağmen biz artış sağladık diyorlar. Gerçi habercilik sektörünü korona ne kadar etkiler o konuda tam emin değilim ama artış yaptıklarını söylüyorlar. Burada idari yapı var. İdari yapılarda kimler olduğunu bakın yönetim kurulu başkanı Hamit Arvas. Yönetim kurulu başkan vekili Sait Eken. Bunların kim olduğunu aşağı gelip şurada bakın okumak CV'lerini incelemek de tamamen size kalmıştır. Bunu burada ben açıklayamam. Mutlaka sizin kendinizin okuması biraz emek vermesi lazım ki yönetenlerin kim olduğunu öğrenin işte burada yazıyor. Ana pay sahiplerine baktığımızda doğrudan pay sahiplerinin İhlas Yayın Holding'in %75'ine İhlas Gazeteciliğin %25'ine sahip olduğunu dolaylı olarak baktığımızda halka açık kısmının 75, İhlas Holding'in 23, Ahmet Mücahit Ören'in de %2'ye sahip olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Bu kısımdaki son sayfamız 27. sayfaya gidelim. 27. sayfada sermaye hakkında bilgilerden ve kayıtlı sermaye tavanını görüyoruz. Bakın, şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon olduğunu ve kayıtlı sermaye tavanında 210 milyon olduğunu görüyoruz. Yani bu bağlamda bakarsak 5 tavan yap, e, özür diliyorum %400 yani 5 katı bir bedelsiz verme imkanı bulunuyor şu an için kayıtlı sermaye tavanını arttırmadı e, takdirde. Hemen devam edelim 5. sayfamıza geçtik 4'te çok okunacak bir kısım yok Burada 2'ye geldiğim zaman bakın İhracatçı tarafından verilen taahhütlere geldiğimizde herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmaması Tabii ki halka arzdan 180 gün itibariyle Pay miktarını iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımı haricinde artırmaması yani sermaye artırımı yapılmayacak yeni para istenmeyecek diyor Dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak diyor Ve aynı zamanda dolaşımdaki pay miktarının artması neticesinde doğacak herhangi başka bir açıklama bulunmamasına ve bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütlerin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir diyor. Burada işte yönetim kurulu bir karar vermiş. Ortaklar tarafından verilen taahhütlerde ihracatçı sermayesinin %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak ile Pay sahibi oranına bakılmaksızın yönetim kurulunda bulunanların İhlas Yayın Holding AŞ İhlas Gazetecilik AŞ tarafından sahip olduğu payları ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca hiçbir şekilde satmayacağını söylüyorlar. İşte bu biraz da teşvik ediyorlar. Biz paylarımızı satmayacağız, tutacağız, güveniyoruz şeklinde. Şimdi aşağı gelelim. Çok önemli noktalardan bir tanesi. Halka arz gelir ve maliyetleri. Halka arz ilişkin ihracın elde edeceği net gelir ile katlayacağı top, tahmini toplam pay başına maliyeti ne olduğunu söylüyor. İşte 1 TL'den çıkıyor nominal değeri 1 TL 4.60 TL'den satıyoruz. 101 milyon TL 3 milyon TL'sinin masraf olduğunu düşünürsek diyor. Bizim elimizde 90 küsür milyonluk bir rakam kaldığını söylüyor. Burada 98 milyon TL kaldığını söylüyor. Peki halka arızın gerekçesiyle kullanılım yerleri yani nereye kullanacağız bu 98 milyonu? Şurada yazıyor. Halka arz ile sermaye artışı 98 milyon TL kaynak elde edilecektir. Elde edilecek kaynak ile faaliyetlerimiz ve dolayısıyla karlılığımızı arttırabilmek adına yapılacak teknolojik yatırımlar. Ekipman alımları ve modernizasyon için 47 milyon 500 bin TL yurt içi ve yurt dışı ofis açılışları. Yani 47 buçuk milyon ofis açmaları. Evet bir tık düşündürür beni. Mobil ofis yatırımları için 20 milyon TL şirketimiz için gelir getirici menkul yatırımları 16 milyon TL ve genel faaliyetlere ilişkin ihtiyaçlarımız da 14 milyon TL diyor. Şimdi burada gayrimenkul yatırım yapmak için 16 milyon TL ayırıyorsanız demek ki çok da yapabileceğiniz bir yatırım kendinizi geliştirebileceğiniz bir kısım yoktur. Örneğin bugün bir X yazılım şirketine götürüp de 100 milyon TL ver 100 milyon TL çok iyi bir yatırım alır ama gayrimenkul yatırım yapmak burada Çok da yapabileceğimiz bir şey kalmadı biz de ne yapalım boş durmasın diye gayrimenkul aldık Fikrini bende uyandırıyor açıkçası ve Aşağı doğru geldiğimiz zaman burada sulanma etkilerinden Bahsedeceğiz halka arz öncesinde pay başına defter değerini bakın pdd değil sadece defter değerinin 1.34 olduğunu Fakat halkar sonrasında pay başına defter değerin 2.4 TL olduğunu burada sizlere Gösterebilirim Aşağı doğru indiğimizde Devam ediyorum şekilde. Görüş görüş dayanaklarını görüyoruz. Diğer açıklamaları görüyoruz. Evet o tarafta incelerimizi sağladıktan sonra gördüğümüz herhangi bir farklı inceleme noktamız kalmadı. Zaten çok detaylı bir inceleme gerçekleştirmiş olduk. Video ciddi şekilde uzadığı için artık buradaki şirketlerin nakit benzerlerini, borçlanmaları, ticari alacakları, hasılatları da çok hızlı bir şekilde baktıktan sonra gerisini sizlere bırakmış olacağım. Bilançoya geldiğimiz zaman dönen varlıklardaki, duran varlıklardaki ciddi artışı görüyorsunuz ve 2019-20 arası asıl önemli kısım olduğunu görüyoruz. Hatta 2019-20 arasında kısa vadeli yükümlülüğe kadar azalttığını ve bunun da toplam kaynakları zaten ortalama bir senede 3'e katladığını görebiliyoruz. Hasılata baktığımız zaman yine 19-20 arası güzel bir yükseliş var ama 18-19-20'de toplam hepsinde de güzel bir yükseliş olmuş. Sürdürülen faaliyetlerden vergi gelir giderine bakabiliriz. Burada sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karı zarara baktığımızda yine 2019-2020 arasında çok önemli bir nokta olduğunu ve 2020'de ciddi kar yazdığını görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde diğer finansal tabloları da sizler inceleyebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanala abone olup beğeni butonuna basmayı ve yorumlar kısmında bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Eğer halka devamını çekmemi isterseniz de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.